Sizler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyorum. Bildiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesine bir nokta operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyon devam ediyor ve çok sayıda bölücü terör örgütü mensubunda öldürüldüğü biliniyor. Şimdi şöyle bir şey yapı var. Genelde işte Nisan ayına gelindiği zaman bölücü terör örgütünün özellikle Irak'ın kuzeyinde olan bölgeler, işte Basyan, Hakurk bölgesi, e, Avaşin bölgesindeki teröristler genelde 20 yıldır 30 yıldır hatta 40 yıldır neredeyse yani olduk kuzey Irak'ta olduğu günden bu yana hep aynı noktalardan ülkemize sızmaya devam ediyorlar ve askerimiz de genelde aynı bölgelerde önlemlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bir bakıyorsunuz işte sınır bölgelerinde uygun yerlere bina şeyler yapılıyor. Ee, sınır güvenlikleriyle ilgili e, özel önlemler alınıyor. Bunlarla ilgili duvarlar yapılıyor. Bunlarla ilgili yeni işte e, daha e, kamera sistemleri işte, e, iz tarlaları gibi birçok e, önlemlerde tabii ki bölgenin durumuna arazi yapısına göre bunlar da yapılmaya çalışılıyor. Şimdi silahlı kuvvetlerimizin nokta operasyonunun gerçekleştirmesi ve bunun arkasından da özellikle Milli Savunma Bakanımızın yaptığı açıklamalar askerimizin bir süre daha orada kalacağının işareti olarak görülüyor. Bunlar yaşanırken bakıyorsunuz aynı tarihlerde Bursa'da işte bölücü terör örgütünün yaptığı belirlenen işte el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu bir infaz koruma memurumuzun hayatını kaybetmesi, orada 3 memurumuzun yaralanması Yine bakıyorsunuz aynı tarihlerde İstanbul'da TÜGVA önündeki yine bombalı eylemler hepsi dikkat çekiyor. Ve bunları akla şu getiriyor. Türkiye'de ne yapılmak isteniyor? Sınır ötesi operasyonla veya sınır ötesindeki nokta operasyonlarla bu olay bağlantılı mı? Bu işleri en iyi bilen isimlerden olduğuna inandığım Erdal Sarızeybek. Erdal Sarı Zeybek geçmiş dönemde sınır bölgelerinde uzun yıllar görev yapmış emekli albay ve aynı zamanda İyi Parti'de e, merkez e, yönetim kurulunun üyesi olduğunu belirtiyoruz. Erdal Albay'a hoş geldin diyerek. Teşekkür ederim sayın. Ben Saygı kısaca gibi. özetledim bölgede ne olup bittiğini. Siz nasıl görüyorsunuz? Hem bölgeyi tanıyan, yıllarca işte Şemdin'le dahil o bölgelerde görev yapmış, tabur komutanlığı yapmış bir komutan olarak nasıl bakıyorsunuz? Saygı Bey şu sıralar gerçekten çok dikkat çekici olayları yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz gerçekten kapsamlı bir harekat gece yarısı başlatılıyor. Ama öte yanda harekat devam ederken İçişleri Bakanlığı da aynı anda Van ve Hakkari bölgesinde operasyon başlatıyor. Bu üç operasyon devam ederken Bursa'da cezaevi aracına teröristler eylem yapıyor bir ceza infaz koruma memuru şehit Hayatını oldu. Evet evet Ve ardından da ertesi gün hemen İstanbul'da Türkva, Türkva biliyorsunuz siyasi iktidara çok yakın olan bir kuruluş. Oraya bir yakınındaki bir yere bombalı eylem yapılıyor. Dolayısıyla tüm bu olayları yan yana getirdiğimiz zaman yaşanan olayların iki yönü özellikle ortaya çıkıyor. Bir askeri yönü, diğeri siyasi yönü. Önce askeri yönünden başlayalım. Evet. Arkadaşlarımız Kuzey Irak haritasını ekranlara getirirlerse ben Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün konuşlandığı yerleri önce bir izleyenlere anlatmam gerekiyor. Evet. Haritaya dikkatle bakacak olursanız görülen arazi Kuzey Irak bölgesi ve Barzani bölgesi. Bu derinlemesine geniş olan arazi hem Suriye'ye komşu hem İran'a komşu. Evet. Teröristlerin bulunduğu yere baktığınızda en güneyde İran sınırında yönetim merkezi olarak adlandırdıkları Kandil, onun yukarısında Hakurk, Suriye istikametine doğru Basyan, Avaşin, Zab, Metina, Şivi, Mezi, Keryaderi diye uzanıyor. Güney'e doğru indiğinizde de en çok konuşulan Sincar bölgesi geliyor. Şöyle baktığım zaman o zaman sınır bölgelerimizde bölücü terör örgütünün hani kampları dediğimiz işte eğitim veya işte e, Türkiye sızma bölgeleri olarak ifade ettiğiniz bölgeler işte Hakurk, e, Bascan, Avaşin genelde sınırımıza çok yakın bölgeler. Evet şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı biliyorsunuz dün geçen gün dedi ki yakında kandili yok ettiğimizde. Onun siyasi uzantıları da kendiliğinden yok olacak dedi. Bu ne demektir? Bu yakında Kandil'e de bir operasyon yapılacağının sinyali demektir. Tabii iş bu noktaya geldiğinde şunu söylememiz gerekiyor. Askeri operasyonların zamansız açıklanması güvenlik riski yaratabilir. Dolayısıyla ülkeyi yönetenlerin buna özellikle dikkat etmesi lazım. Şimdi adı geçen Kandil. Evet. Terör örgütünün yönetim karargahı olarak düşünülüyor. Burası tam İran sınırında ve çok dağlık bir bölge. Harekat yapabilir misiniz? Elbette yapabilirsiniz. Kara harekatı yapabilmeniz için Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın evet. ve Irak'ın tam desteğini almanız lazım. Alsanız da yetmez çünkü kara harekatında yaklaşık 100 kilometrelik bir derinlik oluşacak bu derinliklerde yüzlerce araçlık askeri konvoylar oluşacak. Bu dünyada işgal olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla bütün dünyayı karşımıza almış olacağız. Geriye ne kalıyor? Hava harekatı. Hava harekatı yapmakla da kandili yok etmek mümkün değil. Çünkü geçmişte yaşanmış örnekleri var. Hatırlarsanız 2007 yılında ülkeyi yönetenler Amerika'ya gitti bir anlaşma yaptı. PKK müşterek düşman anlık istihbarat paylaşımı. Biz aşağı yukarı 2007 yılından 15 yıldır 2022 Hakurk, Basyan, Avaşin ve Zap'ı hava harekatıyla bombaladık. Aradan geçti 15 yıl. Bugün eğer biz Basyan, Avaşin ve Zapa harekat hani yapıyorsak evet. demek ki hava harekatıyla bu iş olmuyor. He, Öbür askerler de şöyle derler zaten. Hava harekatı tamam tabii ki etkilidir. Özellikle işte bölücü örgütün veya işte silah mühimmat depoları ya da işte o anda toplantıda olduğu bir şeyde toplu olarak bulundukları yerlerde etkili oluyor ama... E şimdi esas ve aslı olanın mutlaka askerin potinin değmesi gerektiği yani kara harekatının önemini vurgularlar genelde. Atatürk demiş zafer süngünün ucundadır, piyadenin yani ayağınız yere basacak. Evet. Sincar'a baktığınızda Sincar terör örgütü açısından Suriye'deki Fırat'ın doğusunu desteklemek amacıyla ve bir diğer amacı da bölgedeki yerel halkı örgütlemek amacıyla kurulmuş bir kamp. Bu kampı harekat yapabilirsiniz ama bunda da hem İran'ın hem Rusya'nın hem Irak'ın hem Amerika'nın tam desteğini almanız lazım alsanız da yapamazsınız. Çünkü o bölgede Yezidiler, Nesturiler, Süryaniler var ve bunlar PKK terör örgütü tarafından yerel savunma güçleri olarak konuşlandırılmış. Tabi bu Hristiyan unsurları harekat yaptığınız zaman bütün Hristiyan dünyasını da karşısına, karşınıza almış olursunuz. Hava harekatı yapmaya kalkarsanız hücum harekatıyla yapabilirsiniz, bombalarsınız. Küçük bir birlik belli bir noktaya indirirsiniz. En fazla üç gün sürer bu. Askerin taşıyacağı kumanya üç gün. Üç gün sonra çekilmek zorundasınız. E siz çekildikten sonra teröristler tekrar o bölgeye geri gelir. Hakurk'a baktığınızda Türkiye'nin herhalde en çok dikkat etmesi gereken yer Hakurk'tur. Çünkü askerlikte şöyle bir kaide var. En yakın tehdit en ağır tehdittir. Bize en yakın olan PKK ...alanı Hakurk'tur. Ve terör örgütünün... ...ana eylem karargahıdır. Arazi olarak baktığınızda... ...Türkiye, İran, Irak... ...sınırlarının birleştiği... ...üçgendedir. Hareket yapmaya... ...kalkarsanız teröristler... ...Güney'e çekilebilir. Barzani... ...bölgesine. İran'a çekilebilir. Dolayısıyla hareket yapabilmeniz... ...için İran'ın, Irak'ın... ...ve Barzani'nin tam desteğini... ...almanız lazım. Amerika'nın da öyle... Amerika'yı bir kenara koyun. Barzani'nin desteğini alamazsınız. Çünkü terör örgütünün yarısı silahlı dağda ise diğer yarısı da Peşmerge kıyafetiyle Barzani'nin içinde geçmişte bunu gördük. Evet. Terör örgütünden kaçanların büyük bir kısmını özel birlik olarak Barzani'nin kullandığını da biliyoruz. Evet PKK'lardan geçmişte PKK içerisinde yer alıp da hani alem Barzani'nin askerler evet. arasında komutan düzeyinde sözde komutan olanların da olduğu biliniyor doğru evet. Hakurk'un bu özelliğine baktığınızda Türkiye'ye ana giriş noktası teröristlerin Hakurk'tan çıkar Şemdinli'ye girer. Hakurk'tan giriş Şemdinli'ye. Şemdinli orada görev yapan Mehmetçiklere de bir mesajım olsun. Hani geçenlerde bir asteğmenimiz Hacı Bey çayına düşmüş ya. Şehit oldu o evet, çayda. Evet, i̇şte o asteğmenimizin şehit olduğu Hacı Bey çayı Türkiye'nin Irak'la Barzani ile olan sınırını çizer. Orada Gasto denilen bir mevki vardır. Karakoç mezrasının yanında. Orada asma bir köprü vardır. Eğer ki Mehmetçik oraya gidip bir baksın ayak izi varsa teröristlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye girmiş demektir. Böyle bir özelliği var. Basyan ve Avaşin'e baktığınızda Basyan Şemdinli'ye ana giriş noktasıdır. Eğer ki teröristler Şemdinli'ye geçmiş ise Basyan üzerinden bulundukları yer şu anda bu da Sayın İçişleri Bakanlığı'na mesajımız olsun. İki yaka dağlarında Çarşela bölgesidir. Bir de güneydeki Balkayalar bölgesidir. Bilgileri olsun. Avaş'ın Dağlıca ve Hakkari'ye ana giriş bölgesidir. Zap Çukurcu'ya giriş bölgesidir. Geride uzanan işte harekatın yapıldığı Metin'e... Sinat, Haftanin gibi Şivi, Mezi, Keryaderi Şırnak ilinin hududunu tutar. Evet. Ana giriş noktalarını tutar. Ana giriş noktalarını tutmak ne demek? Bir, kaçakçılığı kontrol altına almak demek. İki, Türkiye'den Irak içine yapılan ticari araçlardan gümrük vergisi almak demek. Bu terör örgütüne büyük bir finansman sağlar. Aynı zamanda büyük bir istihbarat sağlar. Çünkü kaçakçılık amacıyla Irak'a geçen bütün vatandaşlarımız PKK terör örgütünün istediği tüm istihbarat bilgilerini vermek zorundadır. Geçmişte bunların çok örneklerini yaşadık. Vermezlerse zaten kaçakçılık yapamazlar. Evet. Genel durum bu. Şimdi bu genel durum içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada dört ana noktaya harekat yapıldığını öğrendik. Daha doğrusu operasyon. Basyan, Avaşin, ZAP ve Metina. Haritayı arkadaşlar koyarsa evet. izleyenler de çok rahat olarak görebilecektir. Harekatın nasıl yapıldığı Milli Savunma Bakanlığı'yla tarafından açıklandı da hava hücum harekatı, havadan bombardıman Hava bombardımanıyla teröristler baskı altına alındı. Hücum harekatıyla da Skorsky helikopterleriyle Bordo bereliler ki genel kurmaya özel kuvvetleri evet. demektir. Onlar indirildi. Evet. Peki neler yaşandı orada derseniz. En son yapılan açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrendik. Ve yine bu arada 4 askerimizin yaralandığını... Yaralı askerlerimizden ikisinin şehit olduğunu öğrendik. Allah Buradan şehitlerimize Allah rahmet dilesin diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Sonra sayı 47'ye kadar çıktı. 47'ye kadar böylece örgüt mensupları. 50 diyelim. 4 kampa nokta harekatı yapıldı. 50 40 40 deseniz 10. 10 terörist her bölgeye düşüyor ortalama. On terörist o kamplar için o bulunan üst bölgeleri alanlar için ne anlamına gelir? Bu teröristlerin evet. geçmişte örnekleri yaşandığı, tepeci diye tabir ettikleri gözetleme unsurları olduklarını gösterir. Dolayısıyla harekata baktığımızda yapılan harekatta teröristlerin gözetleme unsurlarının etkisiz hale getirildiği. Kalan varsa eğer o bölgede teröristlerin sığınaklara çekildiğini anlıyoruz. Mehmetçik şu an arazide Allah yardımcısı olsun. Adım adım o arazi kolay değil saygı bey. Ş şuna dikkat etmesi lazım. Anlaşılan o ki teröristlerin nokta olarak bulundukları yerler tespit edildiğine göre şimdi o buldukları yerden ayak izlerini takip etsinler. Ayak izlerinin her biri çünkü biz yaptık zamanında. Her ayak izi ya bir cephaneliğe deposuna, ya bir yiyecek deposuna, ya bir teçhizat deposuna. Öyle ayak izi o dağlarda götürecek. kolay kolay bulunur mu? Şimdi Orada. şöyle, ayak izi bunlar şimdi havalarda soğuk olduğu için aşağıdalar. Hı -hı. Aşağıda yağışların da olduğunu, karların da erimeye başladığını düşündüğümüzde ha, çamur, işte. çamur olur, çamurda ayak izleri kalır teröristlerin nerede sığınağının ya da deposunun olduğunu bulmak istiyorsanız o nokta olarak yaptığınız operasyon bölgesinden çıkan ayak izlerini takip edin. Peki, edin. şimdi götürür. bu mevsim gereği işte genelde Nisan ayından itibaren bölücü örgüt Türkiye'ye sızmaya başladı. Türkiye'deki gruplarına destek amacıyla. Şimdi bu yaşanan olaylara baktığımız zaman sınır ötesinde böyle bir nokta operasyonu yapılması bölücü örgütün yavaş yavaş Türkiye'ye girme girişimi olarak değerlendirilebilir mi? İşin can alıcı noktası bu Saygı Bey. Evet, Nisan ayı geldiğinde, karlar erimeye başladığında evet. kış uykusundan uyanan teröristler görev bölgelerine dağılımları yapılır. Evet. Zaten bu Basyanovaşı Zap bu teröristlerin toplam mola verdikleri bölgelerdir. Kamp dedikleri mola evet. verdikleri Toplanan yani buraya arası. gelirler burada mola verirler. Mesela Basyan'da Şemdinli çayı geçer. Orada çayda yıkanırlar, temizlenirler, balık tutar yerler. Ondan sonra Çarşela bölgesine, Konur Vadisi'ne geçiş yaparlar. Avaşin'dekiler de Çukurca bölgesine, Dağlıca'ya geçiş yaparlar. Şimdi harekat biz bunların Nisan ayında bu harekatı yani bu dağılma noktalarının ne olduğunu biliyoruz. Evet. İstihbaratını aldık. Operasyonu yaptık hem de kapsamlı bir operasyon ama aynı anda eğer ki İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce terörist bitti, terör bitti dedikten sonra birkaç gün sonra Van'da ve Diyarbakır'da özel harekat birlikleriyle jandarma ve polis çok geniş kapsamlı bir operasyona giriştiyse bu neyin işaretidir Sayın Bey biliyor musunuz? Basyan Avashım ve Zap bölgesinde Mola için gelen terörist gruplardan bir kısmının Türkiye'ye geçiş yaptığının işareti. İşaret. normal yani, bir de şöyle sıkça en son dönemlerde de sıkça kullanılan bir cümle. İşte terör bitirdik, terör bitti. Ee, i̇şte örgüte katılım azaldı. Hakikaten örgüte katılımın azalması son derece önemli açıklamalarda ki, ki gerekçeye dayanıyorum. Ama terör bitti demek Türkiye için şu anda doğru bir tabir mi efendim? Yani hayır. mi? Hayır. Saygı Bey terörle mücadele bir bütündür. Şu an bizim yaptığımız ve yıllardan beri yaptığımız teröristle mücadeledir. Evet. Teröristle mücadele işte kahraman askerimizin, polisimizin can pahasına verdiği mücadeleyle yapılıyor. Terörle mücadele siyasi sorumluluktur hükümetin yapması lazım. Çok basit bir soru sorayım izleyenler için. İki şehidimiz var değil mi? Basyan'da, Avaşin'de. Bu şehidimizi şehit eden mermi ve silah. Öyle ya, kim nereden var? geldi? Amerika'dan. Amerika'dan. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp yüzlerce tır silah cephane sevk edildi demedi mi? Tabii. Öyle. Peki Amerika'nın bu silah sevkiyatını Basyan'da ya da Şemdinli'de görev yapan Komando Tugay Komutanı, Tabur Komutanı durdurabilir mi? Polis özel harekat birlikleri komutanı durdurabilir mi? Durduramaz. Kim durdurması lazım? Hükümet. Kim? Dışişleri Bakanı. Ne yapacak? Tavır. Direkt bir dakika kardeşim. Senin verdiğin silah cephane benim askerimi şehit ediyor. Ben buna isim vermem. Bunu diyebiliyorsanız terörle mücadele edebiliyorsunuzdur. Bu bir yönü. Evet. İkinci yönü. Her gün ekranlara çıkıp hem İçişleri Bakanlığı, hem Milli Savunma Bakanlığı ki her ikisi de güvenlikten sorumlu bakanlar hem de Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ve Bahçeli MHP Genel evet. Başkanı Devlet Bey. Evet. Bakın bunlar önemli isimler. Milli güvenlik mekanizmasını döndüren isimler. Ne diyorlar? HDP terör örgütünün siyasi kanadıdır. Demiyorlar. Demiyor tabii. Ve onun üzerinden İyi Parti ve CHP'ye saldırmıyorlar mı? Saldırıyorlar. Peki HDP'nin terör örgütünün siyasi kanadı olduğunu tüm Türkiye bilmiyor mu? Biliyor. biliyor. 20 yıldır bu HDP ve uzantıları geçmişte DEP, HEP, HADEP, MADEP biliyorsunuz. Evet. 20 yıldır mecliste. Mecliste evet. Ve bu iktidarla bakın HDP'ye terörist diyen bu iktidarla mecliste beraber oturuyorlar. O zaman siz kimi kandırıyorsunuz kardeşim ya? Siyaset açısından söylüyorum. Bu bir. Yargı açısından söylüyorum. Eğer ki bir ülkenin cumhurbaşkanı HDP, PKK terör örgütünün siyasi kanadıdır diyorsa, eğer ki bu ülkenin İçişleri Bakanı HDP terörist unsurlardır diyorsa, derhal Cumhuriyet savcılarının harekete geçmesi lazım. Derhal İçişleri Bakanlığının harekete geçmesi lazım. Derhal HDP'nin derhal gözaltına alınması lazım bütün unsurlarıyla. Terör örgütünün Ma siyasi kanadı. Niye almıyorlar? Niye almıyorlar? Niye almazlar? Bu işte sözlerimizin başında ne konuşmuştuk? Dedik ki bu yaşanan olayların iki cephesi var. Bir askeri cephesi, iki siyasi cephesi. Şimdi gelelim siyasi cephesine. O ikinci haritamızı koyarsa arkadaşlar olaylar çok net gözükecek. Evet. 2002 yılında biz Türk milleti olarak sandığa gittik. Ada AKP olan bir siyasi partiyi iktidara taşıdık. Biz taşıdık. Hükümet yaptık ve tüm yetkileri verdik tek başına iktidar. Tek başına iktidar ne demek? İstediği kanunu çıkartabilir demek. Tabii. İstediği düzenlemeyi yapabilir demek. Terörle mücadelede, teröristle mücadelede istediği kararları alabilir demek. İktidara geldiler. Şimdi ben bakıyorum. Gelen iktidar kendisinden önceki hükümetlere göre çok büyük güçlerle geldi iktidara. Evet. Kendisinden önce koalisyonlar vardı. Birincisi tek başına geldi. İki, kendisinden önceki hükümetler teröristle mücadele etmişti. Ve terör örgütü 1999'da bebek katilinin de yakalanmasıyla çökertilmişti. Bunu canlı tanıyı benim. Evet, yani, yani iktidar olduğunda terör örgütü Hakurk orada en güneyde Hakurk hep bahsediyoruz ya. Evet. Hakurk alanla sıkıştırılmıştı. Sayıları 2 ila 3 bin. Şimdi bakın bunları birlikte yaşadık. Evet. İktidar olduğunuzda dünyanın en güçlü özel harekat birliklerine sahiptiniz. Neden en güçlü özel harekat birlikleri? Çünkü o özel harekat birlikleri masada öğrenmediler işi. Ya da araziye çıkıp yan gelip yatmadılar, çatıştılar, araziyi dolaştılar, hem araziye hakim oldular, hem teröristin hareketlerine hakim oldular, kontrol altına aldılar. Dünyada bunu yapabilen başka özel harekat birliği yok. Evet. Yok açık söylüyorum. Ne ne demek bu? Teröristle mücadele için elinizde en güçlü özel harekat birlikleri vardı ve elinizde. Terör örgütüne karşı istihbarat vardı. Geçmişten gelen. Örgüt başı belliydi, yönetici kadrosu belliydi. Siyasi kol kanatları bugün diyorlardı ya, siyasi kanadı filan. Evet. 2002'de belliydi bunlar hepsi. Avrupa'dan gelen finansman desteği belliydi. Verilen dış destekler belliydi. Tek bir şey yapacaktı. İktidar. Ey Türk milleti, Yıllarca acı çektiniz. Hep söylüyorlar ya 40 yıldır terör devam ediyor. Evet. Acı çektik. İşte 16 bin şehit verdik. 30 bin vatandaşımız öldü. Hep söylüyorlar. 2002'de iktidar olduğu zaman bu hükümet elindeki güçleri kullanarak sınır ötesi harekat yapsaydı teröristi bitirmişti. Teröristi. Ardından diğer kol kanatlarına ha harekatı sürdürseydi Türkiye şu an terörle mücadelede belki dünyada örnek gösterilecek ülke olacak. Zaten şeye baktığınız zaman 99 yılında falan o zaman pardon 2002 yılına geldiğimiz zaman işte terörle mücadele ediliyor hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediliyordu. Toplam şehit sayımız 7'ye kadar düşmüştü. Ki ondan önceki yıllar o mücadeleye baktığın zaman 600 700 her 400, yıl her yıl böyle şehit olurdu dolayısıyla iyi bir noktaya geldi. Tabii bu söyledikleriniz benim söylediklerim de teyit eder. Tabii tabii. Niteliktir. Evet. Ve dolayısıyla orada bir şey olmadı. Yani bir ilerleme olmadı sonraki dönemlerde. Ve her evet. yılda yeniden şey sayımız artmaya başladı. İşte bu şu an anlatmaya çalıştığım harekatın siyasi yönü. Irak'a sınır ötesi harekat yapmadılar. Yıl 2003. Terörist var dediler. Meclisten hareket tesis keresi geçirdiler. Geçirdi evet. Barzani karşı çıktı. Hareket yapmadılar. Hatırlıyor musunuz? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün Amerika terörle mücadele eden Türk ordusuydu. Polisin üst düzey makamlarıydı. Evet. Ve bunu destekleyen aydınlardı. Terörle mücadele eden Türk ordusunun komuta heyeti, Emniyet mensupları, aydınlar terörist ithamına maruz kaldı. Türk ordusuna kumpas kuruldu. Yargılanmaya başlandı. Evet. Bakınız teröristle mücadele edenler terör örgütü diyerek yargılanırken aynı siyaset terör örgütüyle masaya oturdu. Operasyonları durdurdu. 17 bin kişi daha çıktı. O dönemde. Şimdi diyorlar ki Fırat'ın doğusunda bu kadar terörist nereden geldi? Çözüm sürecinde 17 bin terörist daha çıktığına göre bu teröristler nerede bir araştırın nereye gittiklerinde kolayca bulacaksınız. Buradan varmaya çalıştığım husus şu. İktidar elinde güçleri olmasına rağmen ne terörle mücadele etti ne de teröristle mücadele edilmesine izin verdi. Ta ki ne zamana kadar? 2019 pençe harekatı. Sınır ötesine yapılan ilk harekatlar Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 hepsi aynı bölgeye. Evet, 2019'da başladı. Halen böyle devam ediyor. Peki siyaset terörle mücadeleye destek vermezse askerimizin can pahasına, polisimizin can pahasına yaptığı mücadele sonuç verebilir mi? Mümkün değil. Peki. Çünkü terör evet. üzerinden siyaset yapılıyor terörle mücadele değil. Terör üzerinden siyaset. Terör üzerinden siyaset Peki. yapılıyor. Peki Erdal abi bu böyle devam edecek mi? Şimdi yıllardır 30-40 yıldır terörle mücadele deniliyor. iç i̇şte dışı kadar az önce ifade ettiğiniz gibi çok sayıda şehidimiz var. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Güneydoğu'da işte ne bileyim sıkıntılı bir süreç yaşanmasına sebep oldu. E sonra belli bir dönem geldi işte çözüm süreci denildi. Onu da biliyorsunuz yani Türkiye'ye çok çok büyük zararlar veren uygulamalar, adımlar atıldı o süreçte. Şimdi bundan sonra terör bitti sözü geçerliliğini koruyacak mı? Hakikaten Türkiye'de terör bitti mi? Veya bu sözlerin çokça sıkça ifade edilmesi terörle bir mücadelede bir zafiyet yaratır mı? Onu da merak ettim. Terörle mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için devlet güvenlik mekanizması Çarkı'nın işlemesi lazım. Arkadaşlara bir yansı verdim. Onu koyarlarsa devlet güvenlik mekanizması çarkı nasıl işleyecek? Şimdi Milli Güvenlik Kurulu var değil mi? Evet. Milli Güvenlik Kurulu'na da bağlı hükümetten üyeler var. Genel kurmay ve kuvvet komutanlıkları var. Fakat yapılanmaya baktığınızda teh milli güvenlik tehditlerini tespit ederek gündem oluşturan Cumhurbaşkanlığı. Milli güvenlik tehditlerine karşı eylem planını hazırlayan Cumhurbaşkanlığı, icra emrini veren Cumhurbaşkanlığı evet. tek kişi. Yani tek kişi tehdit var, bu tehdittir derse ona karşı mücadele var. Mesela sığınmacılar şu şemaya baktığınızda sığınmacıların tehdit olup olmadığını belirleyecek kim? Cumhurbaşkanlığı sekreteryası. Ona bağlı. Evet. Milli Güvenlik Sekreteri. Peki bu kurula başkanlık edecek kim? Cumhurbaşkanlığı. Bu tehdittir diyecek kim? Cumhurbaşkanlığı. O tehdit demezse ne yapacaksınız? Milli evet. Güvenlik Çarkı'nı sağlıklı işletemezsiniz. Şeyden, bu söz, bir... şeyden söz edince e, sığınmacılardan söz edince az sonrası kısa bir reklam aramızın hemen arkasından da Suriye Türkmen Meclisi eski başkanı Samir Hafez programımız olacak ve o da Türkiye'deki sığınmacılar, onların durumu, bunlar ülkelerine gider mi, gitmez mi? Bu konuda hakikaten Tabii. önemli sorularımıza sonra cevaplayacak. Evet, buyurunuz adam. Birincisi milli güvenlik çarkının dönmesi lazım. İkincisi güvenlik teşkilatları. Bütün izleyenler haritaya baksın. Arkadaşlara vermiştim koyarlarsa. Şimdi bir bütün olan Türk ordusunu yeni sistemde üçe parçaladılar. Kara, hava, deniz kara, hava, denizi ayrı ayrı Hulusi Akar'a bağladılar. Milli Savunma Bakanlığı'na. Ve evet. aynı yönden de Cumhurbaşkanlığı'na bağladılar. Ve Milli Güvenliğin öncü kuvveti jandarmayı da Genelkurmay'dan aldılar. İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Şu Milli Güven, e, yani kolluk kuvvetlerinin yapılanması tehditlere karşı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun derhal değişmesi lazım. Derhal. Türk ordusunun Kara deniz hava olarak bir genel olarak, kurmaya mı yeniden bağlı? Bir olması lazım. Şu an bu harekatta aslında deniz kuvvetlerinin işi yoktu. Karada yapılan harekatta deniz yok ki deniz kuvvetleri katılsın. Milli Savunma Bakanlığı ne dedi? Kara deniz hava kuvvetleriyle birlikte yaptık dedi. Değil mi? Bu evet. ne demektir biliyor musunuz? Olayın siyasi yönü. Bu Hulusi Akar'ın fiilen genel kurmay başkanı olduğunun kamuoyuna ilanı demektir. Kamuoyuna. Ben genel kurmay başkanı benim. Karaya ben emir veririm. Havaya ben emir veririm. Denize ben emir veririm demesinin sinyalidir bu. Genel kurmay başkanı ne duruma düşmüştür? Danışman. Ama anayasada ne diyor? Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanı diyor. Başkan. Evet, başkomutanı. tabii ki. Şu Anayasa'ya aykırı. E, yani Hulusi Paşa'nın da Türk Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca önemli görevler yaptığını ve dolayısıyla bir birlik bütünlük içerisinde operasyon Şahıs gerçekleşmesini... önemli değil Saygı tabii. Bey. Sistem siz sistemi bozdunuz ve dünyada böyle bir güvenlik sistemi yok. Yani bozan da o zaman Cumhurbaşkanı. Kendimiz en... bozduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedik. Evet. Anayasa'yı değiştirdiler maddelerini. Evet. Bu sistemi kurdular ama bugün gördük ki bu sistem işlemiyor ve bizi tehditlerle karşı karşıya bırakıyor. Ve son olarak söyleyeceğim sizin sorduğunuz baştaki soru terörle mücadele nedir? Yani bu nereye gidecek? Terörle mücadeleye baktığınızda bir bütün. Evet. Terörle mücadelenin daha önceki programlarda da haykırarak söylemiştim. Sesimi duymadılar. Tekrar söylüyorum. Terörle mücadele bir bütündür. Teröristle mücadele bu bütünün küçük bir parçasıdır. Teröristle mücadele işte kahraman polis, askerle onların can pahasına verdiği mücadele ile yürütülüyor. Ama terörle mücadele bir hükümet sorumluluğudur. Hükümet bu sorumluluğu taşımak zorunda. Evet. İşte Amerika, işte Avrupa Birliği, işte verilen destekler, işte HDP'nin pozisyonu, bu hükümetin yapacağı iş. Eğer hükümet terörle mücadele etmez ise, biz ne kadar teröristle mücadele edersek edelim, kesin sonuca ulaşmamız mümkün değil. Bunun yaşanmış örnekleri var. 40 yıldır hala daha da terörist varsa. Bu ülkeyi yöneten siyasetin terörle mücadele sorumluluğunu üzerine almadığı için yaşanmaktadır. Evet abi. şimdi ama şöyle deniliyor. Hakikaten şimdi işin gerçeği bölgede bir rahatlama var. Ee, Güneydoğu'da işte bir dönem yollardan insanlar geçemezken, yollarda bölücü terör örgütü yol kontrolleri yaparken, köylere baskınlar yaparken, bugün öyle bir durum söz konusu değil bu terörle mücadelede bir başarı değil mi? Teröristle mücadele. Teröristle mücadele. Şimdi şöyle süreçlere bakın. Mesela 2015'ten önceki çözüm sözde çözüm sürecinde o zaman da bir rahatlama vardı. Teröristler rahat rahat şehirlere giriyordu. Aynen. Sığınaklara geçiyordu. Silah cephane taşıyordu. Halk istediği yerde dolaşıyordu. Yani demek ki halkın rahat olması insanlarımızı yanıltmasın. O süreçte o yaşandı. Şimdi bu süreçte diyorlar ki Güneydoğu'da güvenliği sağladık. Terörist yok dediler. Diyarbakır'da, Van'da hareket başlattılar şimdi. Ben ne demiştim o zaman sizde yaptığımız programda? Dedim ki teröristler hudutta. Yarın içeri geçtiklerinde operasyon yaptığınızda şehit verdiğimizde bunun hesabını nasıl Türk milletine vereceksiniz evet. dedim. İşte söylediklerim gerçek oldu. Bir de tabii şöyle şey. ağırlıklı olarak, oraya ben bir yapayım. Şimdi ağırlıklı olarak bölücü terör örgütünün Suriye yapılanması, Suriye'de bulunduğu gerçeğin de bunların da mutlaka dikkate alması lazım. Evet. Öncelik o oldu. Çünkü. İşte onu söyleyecektim. Terörist yok diyorsunuz. Ben ne dedim? Ya dedim kardeşim teröristler meşgul. Fırat'ın doğusunda devlet kurmakla meşgul. Dolayısıyla siz burada terörist yok diyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Evet. Temkinli olun dedim. Her an gelebilir. E söylediklerim gerçek çıktı. Bedeli biz ödüyoruz. Saygı Bey, dünyanın hiçbir ülkesinde devleti yönetenler sorumsuz olamaz. Bakınız bu hükümet, AKP hükümetleri itiraf ettiler. Türk ordusuna kumpas kurdular. Yargılandılar mı? Yok. Amerika'nın casus örgütü olan FETÖ'yü Devletin kadrolarına sızdırdılar. Yargılandılar mı? Yok. Bu casus örgütü 15 Temmuz'da 250 vatandaşımızı öldürdü. 2000 yaralı var. Yargılandılar mı? Yok. E, sorumsuz olabilir misiniz? Ama Eğer ki bilgi... hata Tabii yani. Ama Erdal ablam şimdi evet hatalar falan var ama sonuçta baktığın zaman fetöyle ile sonuçta etkili bir mücadele ama ne zaman 2013'ten sonra yapıldı. Ikisi... Hayır Saygı Bey karşı çıkıyorum. Değil mi? FETÖ gerçeğiyle yapılan bir mücadele yok. Siz ne yapıyorsunuz? Bankasya'ya para yatırmış, çocuğunu dershaneye göndermiş, baklava yapmış, göndermiş, para kazanmış. Siz onunla mücadele ediyorsunuz. Siz FETÖ mücadele edecekseniz ve PKK ile mücadele edecekseniz buradan ülkemi yönetenlere söylüyorum derhal Nasıl ki Türk ordusuna Silivri'de çatı dava açtınız terör örgütü diye derhal FETÖ ve PKK hakkında çatı dava açın. Hepsini yargılayın. O zaman mücadele edin. Peki. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim Erdal Sağ olun saygı Ve programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Kısa bir reklam arasının arkasından Türkiye'de bir Suriyeli gerçeği var. Ve bunların ülkemizde gidip gitmeyecekleri veya giderse hangi koşullarla gönderileceği de çok tartışılıyor. Bunu Suriye eski Milli Meclis Başkanı Samir Hafez'den az sonra dinleyeceğiz. Kısa bir reklam aramızın ardından görüşmek dileğiyle.